Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba efendim. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bir kez daha hadis usulü dersinde birlikteyiz çok şükür. Bugün hadis usulü konularının son derece önemli bir konusunu sizinle ele alacağız. Tam da zayıf hadisleri bitirdikten sonra sırada uydurma hadisler var. Bu uydurma hadisler konusunu bugün inşallah birinci düzey derslerimize uygun bir biçimde enine boyuna bir ele alalım, üzerinde konuşalım. Şimdi sözü çok uzatmadan hemen tahtamıza bağlanalım ve dersimize başlayalım. Ders başlığımız uydurma hadisler. Uydurma. Diğer bir adıyla mevzu. Hadisler. Uydurma mevzu hadisler. Birazdan da başlıklar halinde ele alıp göreceğimiz gibi değerli arkadaşlar. El hadisul mevzu. Hadis ilmi söz konusu olduğunda sahih hadis ne kadar önemliyse uydurma hadis de o kadar önemlidir. Çünkü bir rivayete sahih dediğimizde o bizim için artık dindir. Hazreti Peygamber'e tekabül eder. Ve sanki Hazreti Peygamber varmış gibi onun mübarek sözleri bizim için dindir, otoritedir, bağlayıcıdır. O halde bir rivayete sahih demek son derece mesuliyet gerektiren, sorumluluk gerektiren bir husus. Çünkü doğrudan bizi Hazreti Peygamber'e bağlıyor. Keza bu rivayet sahih değildir. Uydurma demek de bir o derece hassasiyeti, bir o derece tedbirli olmayı, ihtiyatlı olmayı, dikkatli olmayı gerektiren bir husustur. Her ikisinde de sahihtir dediğimizde yeterince dikkat etmediğimiz, yeterince hassasiyet göstermediğimiz takdirde Hazreti Peygamber'e ait olmayan bir söz, ona ait olarak gösterilmek suretiyle din haline gelebilecekken, tersinden uydurma dediğimiz bir söz şayet ona aitse, bu sefer de dine ait bir sözün dışarıda bırakılması, ihmal edilmesi anlamına gelecektir. İster aittir diyelim, ister değildir diyelim, her ikisinin de eşdeğer derecede bir bilinç, bir sorumluluk ve bir hassasiyet gerektirdiğinin altını çizmemiz gerekiyor. Ve çok şükür bu konuda ulemamız başından beri bir insanın beşer olarak takati ölçüsünde göstermeleri gereken hassasiyeti hemen her ilim dalındaki alimlerimiz göstermeye çalışmışlardır. Tabii bunun başında muhaddisler gelmektedir. Biz de bugün ağırlıklı olarak muhaddislerin bir rivayetin uydurma olduğu konusunda neler düşünmüşler, neler ortaya koymuşlar, bu çerçeveyi bugün ele almaya ve içini doldurmaya çalışacağız. O halde hemen konu başlıklarımızı belirleyelim sevgili öğrencilerim. 1. Mevzu hadisin tanımı. 2. Tarihçesi, mevzu hadisin tarihçesi. 3. Kimler hadis uydurmuşlardır? 4. Hangi konularda hadisler uyduruldu? 5. Bir rivayetin uydurma
olduğu nasıl bilinir? Evet, bir hassasiyetten söz ettik. Rivayetlerin sahih oluşu ve uydurma oluşunu tespit etmenin ne derece önemli olduğunun altını çizmeye çalıştık daha dersin başında. Peki acaba bunun yolları nedir? İşte bu dersimizde bu beş başlığı ele alarak beş başlık üzerinden konuyu inşallah işlemeye çalışacağız. Hemen tanımdan başlayalım. Evet, mevzu hadisin tanımı. Tanım. Hazreti Peygamber'e aleyhisselam ait olmadığı halde ona isnat edilen sözlerdir. Demek ki aslında Hazreti Peygamber'le yakından uzaktan bir alakası yok. Ama Hazreti Peygamber'in söylediği efendim iddia ediliyor. Bu arada şu araya bir ek madde ekleyeceğim. Tarihçesinde üzerinde duracağım. Mevzu hadisin mantığından söz edeceğim. Bu çok önemli bir başlıktı. Unutmuşum. Mevzu hadisin mantığı. Yani neden insanlar Hazreti Peygamber'e ait sözler uydururlar? Neden böyle bir ihtiyaç ortaya çıkmıştır? Bunu biraz konuşmamız lazım. Şimdi bunu konuşmazsak o zaman konu muallakta kalır, boşlukta kalır ve ayakları yere basmaz. Konuyu mantığı üzerinden ele almamız gerekecek. O halde tanımı bir daha söyleyelim. Hazreti Peygamber'e ait olmadığı halde ona isnat edilen sözlerdir. Peki bu bir tanımdı. İki, tarihçeye geçelim. İki, tarihçe. Ne zaman başladı hadis uydurmacılığı? Kaynaklarımıza baktığımızda daha Hazreti Peygamber'in hayatta olduğunda başladığını ifade eden kimi rivayetler görüyoruz. Rivayetlerin sıhhatlerini biraz paranteze alarak söyleyecek olursak, daha Hazreti Peygamber yaşarken ve Medine'deyken civar kabilelerin birinde bir kıza aşık olan delikanlı bir gün üstüne cübbe giydiğini, efendim sonra o kabileye gidip beni Resulullah gönderdi, işte falancanın kızıyla beni evlendireceksiniz dediğini, onların da baş göz üstüne Resulullah'ın emri bizim için şereftir deyip fakat tahkik etmek üzere bir elçiyi Resulullah'a gönderdiklerini ve yalan söylediği ortaya çıktığını, bunun üzerine de kaynaklarımızda çok meşhur olan şu sözü Allah Resulü'nün söylediği rivayet edilir. Men kezebe aleyye muteammiden felyetebevve mak'adahu minennar. Evet, kim benim söylemediğim bir sözü bilerek, kasten benim söylemediğim böyle bir sözde, böyle bir beyanda bulunmadığımı bildiği halde o sözü bana isnat ederse kendisini cehenneme hazırlasın buyurduğu böyle bir rivayet nakledilir. Dolayısıyla çok erken dönemde Hazreti Peygamber hayattayken onun konumunun istismar edilmesine bağlı olarak ortaya çıktığına dair tarihçi içinde böyle rivayetler bulunsa bile biz bunun önemli ölçüde hadis tarihi derslerimizde de üzerinde durduğumuz gibi sevgili arkadaşlar, hadislerin uydurulmaya başlaması tarihçesini fırkalaşmayla başlatıyoruz. Bu son derece önemli bir mantıktı ve hadis tarihi dersimizde bu hususun üzerinde çok önemli ölçüde durduğumuzu tahmin ediyorum. Şimdi fırkalaşmanın tarihinin Hicri 37 tarihinde
hakem olayına bağlı olarak ortaya çıktığını hadis tarihinde gördük. Hakem olayına bağlı olarak üç tane fırkanın ortaya çıktığını. Hazreti Ali taraftarları Şia'yı başlattı. Ayrılanlar haricileri. Bir de Hazreti Muaviye ile beraber iktidarın oluşturduğu bir üçlü fırkalaşmanın İslam erken tarihinde böyle bir durumun ortaya çıktığını konuşmuştuk ve bunlar birbirlerinin karşısında her biri kendisinin hak, diğerlerinin batıl olduğunu göstermek üzere delil aradığını, Kur'an'a başvurduklarını, Kur'an'ı yorumlayıp tevil ettiklerini, bu meyanda hadisleri de uydurmaya başladıklarını söylemiştik. Demek ki çok erken tarihte, yani Hicri 1. asrın daha 30'lu 40'lı yıllarında fırkalaşmaya bağlı olarak bunu tekrar tespit etmemizde fayda var değerli öğrencilerim. Fırkalaşmaya bağlı olarak hadis uydurulmaya başladığını tespit etmemiz gerekiyor. Çünkü bütün hadis kaynaklarında ya da hadis usulü kaynaklarına baktığınızda ve okuduğunuzda özellikle hadis tarihiyle ilgili isnat sisteminin Müslüman ulema tarafından mümkün olduğunca geriye doğru, yani Hazreti Peygamber'e doğru götürüldüğünü ve çok erken dönemlerde isnadın başladığını söylediklerini görürsünüz. Demek ki isnadın başlaması, isnat sistemi, yani daha önce de üzerinde durduğumuz gibi mimmen semite hadel hadis, bu hadisi kimden duydun diye sorma teamülü, ki isnadın başlangıcıdır. Niye doğdu, niye böyle bir ihtiyaç oldu? Çünkü hadisler uydurulmaya başladı. Yani şunu çok iyi öğrenmenizi ve zihninize kazımanızı istiyorum değerli öğrencilerim. İsnat dediğiniz anda isnattan önce bir hadis uydurmacılığının başlamış olması zorunludur. Çünkü isnat varlığını hadis uydurmacılığına borçludur. Yani hadis uydurulmamış olsaydı isnat diye bir sistemimiz gelişmeyecekti. İsnat bütün mantığıyla hadis uydurmacılığının önüne geçmeye yönelik olarak ortaya çıkmış bir ilim dalıdır. Dolayısıyla hadis ilmi isnat üzerine oturur, isnat da hadis uydurmacılığını engelleme amacına matuf olarak vücut bulur. Bu o kadar önemli bir durumdur ki bunu kavramamız mevzu hadisi anlamak bakımından son derece önem arz eder. Demek ki İslam geleneğinde, hadis ilmi geleneğinde hadis uydurmacılığı isnattan kesin olarak önce başlamış olmak zorundadır. İsnat Hicri 40 yılında başladı diyorsanız uydurmacılık 40 yılından önce başlamış olmak zorundadır. Çünkü isnadın amacı bu uydurmacılığı önlemektir. Demek ki tarihçe itibariyle hadis uydurmacılığının Hazreti Peygamber hayattayken bunun önemli ölçüde ortaya çıktığını paranteze alalım. Onu çok önemsemeyelim. Ama amaçlı ve bugünkü dersimize konu olacak boyutta hadis uydurmacılığının tam anlamıyla fırkalaşmayla beraber tetiklendiğini, fırkalaşmayla beraber de efendim iyice bizim tarihimizde yerini aldığını söyleyebiliriz. Nitekim isnat konusunu ele alıp işlediğimizde, cerh ve tadil konuları üzerinde durduğumuzda da dikkatlerinizi çekmiş olduğum gibi hadis uydurmacılığı aslında Hazreti Peygamber'in, buradan da mantığına geçmek istiyorum, Hazreti Peygamber'in konumunu istismar ederek kendilerini Hazreti Peygamber tarafından desteklenen bir fırka, desteklenen bir fikirmiş gibi sunma çaba ve gayretinin bir sonucu olduğunu görüyoruz. Nitekim cerh ve tadil konusunu işlerken eğer unutmamış ve ifade etmişsem, kitapta var, okuyacaksınız, haricilere isnat edilen bir rivayette beğendikleri bir düşüncenin kendilerini desteklediğine inandıkları bir argüman, bir fikir bulduklarında onu hemen cealnahu hadisen, hadisleştirir, peygambere isnat ederdik demeleri açık bir biçimde Hazreti Peygamber'in otoritesini istismar ettiklerini gösteriyorlar ki burada üç hadis uydurmacılığının
mantığı Hazreti Peygamber'in otoritesini istismardır. Çünkü Hazreti Peygamber dindir. Hazreti Peygamber'in sözleri, davranışları bizim için dindir. Öyleyse onun bir sözü herhangi bir fırkayı destekliyorsa o fırka kendisini hak, diğerlerini de batıl olarak gösterecektir ve hadisin delil olmasına bağlı olarak, bunları daha önce konuşmuştuk, hadisin dinde delil olması mantığı üzerinden rivayetlerin ve hadislerin uydurulmasının hızlandığını ve arttığının altını çizmiştik. Demek ki hadis uydurmacılığının mantığı, sahabinin bir sözü olarak uydurmaktan, tabiinin bir sözünü uydurmaktan daha önemli. Çünkü bir konuda sahabenin sözünün delil olması, tabiinin sözünün delil olmasıyla Hazreti Peygamber'in sözünün delil olması arasında çok büyük bir fark var. İşte burada birazdan diğer başlıklar üzerinde konuşurken de konuyu ele alacağız. Orada da göreceğiz değerli arkadaşlar. Rivayetin uydurulması tamamen Hazreti Peygamber'in konumunun bir istismarıdır. Hazreti Peygamber'in konumunun istismarı mantığı üzerinden rivayetlerin uydurulmasının tarihçesini fırkalaşmayla temellendiriyoruz. Fırkalaşma önemli ölçüde Hazreti Peygamber'in otoritesini kullanmış ve özellikle 73 fırka rivayetlerinde de bunu gayet açık olarak görüyoruz. Her fırka kendisini Hazreti Peygamber'in müjdelediği ya da kurtuluşlarına efendim dikkat çektiği fırka olarak göstermeye çalışarak rivayetleri uydurmaktan çekinmemişler. Şimdi gördüğümüz manzara şu: İslam tarihinin çok erken döneminde başlayan gruplaşma ve bölünme ve fırkalaşmanın ana muharrik olduğu, ana sebep olduğu hadis uydurmacılığının giderek çeşitli vesileler üzerinden efendim genişlediğini, devasa bir boyuta geldiğini, neredeyse hacim itibariyle Allah Resulüne ait olan sözlerden birkaç kat daha fazla neredeyse uydurma rivayetlerin kaynaklarımıza sızabildiğini ya da en azından rivayet malzemesi olarak biriktirildiğini söyleyebiliriz. Buraya kadar söylemiş olduklarımdan hareketle zihninizde eminim şöyle bir husus belirmiş olmalıdır. Şu üçüncü maddeye yavaş yavaş gelelim. Kimler hadis uydurmuş konusunu biraz konuşmuş olduk. Ve bu kimler konusunda benim fırkalaşma üzerinden ve özellikle İbn-i Sirin'in ve daha önce isnat konusunda İbn-i Abbas'ın sözlerine dikkatinizi çekmiştim. Bu sözler üzerinden hadis uydurmacılığının gelişmesine ilişkin yaklaşımım sizin zihinlerinizde şöyle bir soru oluşturmuş olabilir doğal olarak. O zaman hocam, hadis uydurmacılığının arkasında Müslümanların kendileri var. Evet, büyük ölçüde öyledir. Peki bizim kaynaklarımızda kimler hadis uydurmuştur sözüyle ilişkili olarak, şununla kimler uydurdu, bunlarla ilişkili olarak işte Rafiziler, ki bunlar zaten aşırı Şiadır. Zındıklar, bunlar diğer din mensuplarıdır. İslam dışı unsurlar, İslam dışı unsurların da hadis uydurma konusunda bir paylarının olduğu muhakkaktır. Ama takdir edersiniz ki içeriden uydurulanla dışarıdan uydurulanların tespiti çok son derece önemli bir farklılık arz eder. Dışarıdan bir din mensubunun İslam'la ilgili kafa karıştırmak, düşmanlık amacıyla uydurmuş olduğu hadisler ne kadar Hazreti Peygamber'in sözü olabilir ki? Bunu belirlemek son derece kolaydır.
Ama içeriden Resulullah'ı bilen, Resulullah'ı tanıyan, dini bilen, dini anlayan, Kur'an okuyan insanların Hazreti Peygamber'i istismar etmeye kalktığında onların uyduracakları şeylerin tehlikesi çok büyüktür. Nitekim birazdan konuşacağımız üzere biz bugünkü dersimizde ağırlıklı olarak harici unsurların uydurdukları değil, dahili unsurların yani Müslümanlık dairesi içindeki bulunan grupların, fırkaların ya da bireylerin şu ya da bu amaçla uydurmuş oldukları rivayetlerden söz edeceğiz. Böylece bu uydurulan rivayetlerin hadis kaynaklarında nasıl yer alabildiğini bizim fukahanın, ulemanın ve özellikle muhaddislerin neden çok ciddi ilkeler geliştirmek suretiyle bir rivayetin sahih olduğunu tespit etme hususunda çaba sarf ettiklerini daha iyi anlamış olacağız. Çünkü elimizdeki malzemenin içinde çok ciddi manada Hazreti Peygamber'e ait olmayan ama aitmiş gibi gözükebilen rivayetlerin olduğunu görüyoruz. Demek ki kimler hadis uydurdu başlığımızın altında şurada bunu ikiye ayırabiliriz. A. Gayrimüslimler yani İslam dışı unsurlar. B. Müslümanlar. Müslümanlar hadis uydurmuşlardır. Bu çok net bir biçimde bildiğimiz bir şey. Yani fırkaların hadis uydurmayan bir fırka söz konusu değil. Hepsi. Yani sünni, gayri sünni fark etmiyor. Zaten bütün fırkalar nispetleri, oranları değişmek üzere hadis uydurmuşlardır. Peki o zaman Müslümanların hadis uydurulmalarına yönelik hadisin mantığını bir kere daha yazalım ve uydurma mantığını biraz konuşalım. Hadis uydurma mantığı. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi hepimiz biliyoruz ki Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Müslümanlar yollarına devam edebilmek, karşılaştıkları problemi çözebilmek için ellerinde iki tane temel kaynak vardı. A. Kur'an. B. Sünnet. Sünnet iki unsurdan oluşuyordu. Peygamberin ameli, davranışları, sözleri. Kur'an zahiri anlamı ve batini yani yorumsal anlamıyla Müslümanların bu iki kaynağa yöneldiklerinde bu iki kaynak üzerinden kendilerini temellendirmek, görüşlerini desteklemek üzere alacakları tavrı belirleyen çok önemli bir noktadır bu nokta sevgili izleyenler, değerli öğrencilerim. Onun için bu iki noktayı netleştirmemiz gerekiyor. Şimdi Kur'an'ın zahiri manası bu herkesin okuduğunda anladığı mana. Peki bu zahiri mananın işte erken dönem tefsir tarihinde tevil, yorum, mecaz Kur'an'da var mı yok mu tartışmalarının daha tabi'in döneminde çok ciddi boyutlara gelmesinin sebebi bu. Çünkü batini ve yorum dediğimiz şey bir anlamda tabir yerindeyse buraya dikkat edelim. Bu ayet sure uydurmak gibi bir şey. Bu yorum senin yorumun. Allah böyle bunu kastetmiyorsa ne olacak? Bakın Kur'an tevil ediyoruz güzel de. Yaptığınız tevil sonuçta sizin bir yorumunuzdur. Peki bu yorumun Allah'ın kastına
mutabık olmasının garantisi nedir? Uygunluğunun ölçüsü nedir? Değil mi? Bunları benim Kur'an hermeneti derslerimden lütfen izleyin. YouTube'daki diğer derslerden. Konularda çok önemli ilkelerden bahsettim. Nedir bu? Tutarlı olmadığında bu da bir işte ayet uydurmak gibi bir şeydir. Değil mi? Kur'an'ın söylemediğini ona söylettiğimizde, yorumla, teville ona söylettiğimizde bu da bir işte Kur'an uydurmaktır. Gelenekte bu meselelerin problem olması boşuna değil. Olur mu, olmaz mı tartışmaları erken dönemde hiç de boşuna çıkmış sorunlar değil. Peki konumuz hadis olduğundan Allah Resulü'nün sünnetine gelelim. Başta Raşid halifeler olmak üzere sahabe-i kiram ne yapmışlardır? Resulullah'ın sünnetini bugün böyle yapardı, şöyle ederdi diye devam ettirmişlerdir. Mesela Ayşe validemizden gelen şu söz ne kadar önemlidir. Ne buyuruyor? Levkâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el yevm lefa'le keza. Bugün Resulullah yaşsa böyle yapardı diyor. Şimdi bu ne demek? Bugün Resulullah yaşasaydı böyle yapardı ne demek? Resulullah'ın yapmadığı bir şeyi, bir ameli Resulullah'a isnattır. Resulullah böyle yapardı demek, yaptı değil. Yaptığı zaten biliniyor. Böyle yapardı diyerek onun adına bir amelde bulunmak ne demek? Bir amel ona isnat etmek demektir. Bunda hiç kimse mahsur görmemiş gelenekte. Sünnetin bu beş biçimde geliştirilmesine, üretilmesine, yaygınlaştırılmasına hiç kimse bir şey dememiştir. Bu her ne kadar benim söylediğim anlamda ile getirilmemiş olsa da değerli öğrencilerim, fiili olarak Hazreti Peygamber'in sözleri de üretilmiştir. Buraya dikkat edin. Üretilme diyorum buna. Uydurma demiyorum. Uydurmayla üretilmenin arasında çok fark var. Üretilmedir. Üretilmiştir. Yani şu mantıkla لَوْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ اَلْيَوْمْ bugün olsaydı böyle bir durumda Resulullah ne yapardı? لَقَالَ keza şöyle derdi. Duruma Resulullah'ı konuşturmuş. İşte bu mantık bize Müslümanların içinde Hazreti Peygamber'in sözlerini üretmek, yaşatmak anlamında ne ölçüde etkili ve tesirli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunu ameli üretmek nasıl sünneti yaşatmaksa sözleri üretmek de hadisleri yaşatmak olmuştur. Bu hadislerin yaşatılması meselesini sizinle daha önceki derslerimizde gördük. Dedik ki Hazreti Peygamber'in sözü var merfu, sahabenin sözü var mevkuf, tabiinin sözü var maktu. Bunların üçü de hadis bakın. Ama hadis daha sonra özellikle İmam Şafii'den itibaren sadece merfuya indirilince mevkuflar da merfulaştırılmış, maktular da merfulaştırılmış, daha sonra başkaları da merfulaştırılmış. Yani uydurmalar. Neden? Çünkü hadis sadece Hazreti Peygamber'in sözü olarak kabul görünce o zaman dini delil olmak bakımından insanlar ihtiyaç duyduklarında doğal olarak Hazreti Peygamber'in sözlerini ne yapmışlardır? Genişletmek adına onun hesabına, onun namına üretmişlerdir. Şimdi buranın altını çizerek çok önemli bir şey yazmak istiyorum müsaadenizle. Şuraya kadar söylemeye çalıştığım şu ifade tamamen iyi niyetli büyük harfle yazıyorum. İyi niyetli ve
dini, diğer bir tabirle Resulullah'ı güncelleme amacına yöneliktir. Evet, gayet iyi niyetli. Bu Hazreti Peygamber'i tanımanın onun duruşuna, eşyaya bakışına, yorumlayışına, tavır ve tarzına vakıf olmanın doğurduğu bir sonuç olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı konuşturmuşlar. Çok doğal olarak bunu yapmışlar. Burada bir sıkıntı yok. Çok doğal bir şeydir. Doğal bir reflekstir. Bu itibarla sevgili izleyenler, erken dönem hadislerin bu miktarda bolca uydurulmasının arkasında böyle meşrulaştırıcı bir arka plan, meşrulaştırıcı bir mantık olmamış olsaydı, öyle insanlar, Müslümanlar, müminler çok rahat bir biçimde Resulullah'ın söylemediği bir sözü ona isnat edemezlerdi. İnancımız buna mani olurdu. Ki öyledir de. Mani olmalıdır da. Ama bizim bugünden, hatta bu uydurmacılığın bu biçimde geliştiği ilk 2-3 asır içerisindeki performansından 5-6-7. Hicri asırlara doğru geldiğimizdeki konuya bakış arasında çok fark olduğu için biz doğal olarak onlar gibi bakamıyoruz. Onların baktığı, onların düşündüğü gibi düşünemiyoruz tarihsel olarak. Oysa temel mantık budur ve bu çok önemli bir ölçüde rivayetlerin uydurulmasına neden olmuştur diye düşünüyorum. Şimdi eğer anlatabilmişsem, izah etmeyi başarabilmişsem, hadislerin Müslümanlar tarafından neden bu kadar çok efendim uydurulmuş olduğunu bir nebze göstermiştir diye düşünüyorum. Örneğin, bir tane örnek verelim. Mesela hadisleri uydurduğundan dolayı sorguya çekilen bir ravi şunu rahatlıkla söylüyor. Diyor ki ben bu uydurduğum hadislerin sevabına öbür dünyada güveniyorum. Bakın şimdi mantığa. Çünkü insanlara Kur'an okumaları, nafile namaz kılıp oruç tutmalarına dair neredeyse 1000 tane hadis uydurdum diyor. Çok Kur'an okusunlar diye işte şu surenin fazileti, şu ayetin fazileti, şu gecede okunursa şöyle, bu gecede okunursa böyle, şu gündüzde, şu saatte, bu saatte bilmem şekilde 1000'e yakın hadis uydurduğunu söylüyor. Ve bunun sevabına güveniyor bir tarafta. Ve mantık olarak diyor ki, soruyor. Kötü bir şey mi yaptım? İnsanlara Kur'an okuttum. Namaz kıldırttım. Oruç tutturdum. Daha ne istiyorsunuz diyor. Bunu özellikle kutsas dediğimiz camilerde insanlara halka vaaz eden kimseler yapıyor. Çünkü vaaz edenler özellikle de avama ve halka etkili olmak ve vaaz etmek isteyenlerin uydurmacılığı meşhurdur. Onun için geleneğimizde bu tür halka hitap eden, onları coşturan kimselerin özellikle, bunu kırmızıyla yazalım, terhip ve terhip dediğimiz, terhip ve terhip denilen konularda terhip, az önce Kur'an okusunlar, namaz kılsınlar diye teşvik ediyor ya, teşvik edici hadisler. Terhip de korkutucu, sakındırıcı hadisler. Şunu yaparsanız şöyle yanarsınız, bunu yaparsanız şöyle kabirde başınıza şunlar gelir, şunu yaparsanız sırattan düşersiniz, şunu yaparsanız şöyle olur, işte şöyledir, böyledir şeklinde
insanlara yapmalarını istemedikleri konuda onları ondan uzak tutacak şeyler uydurmak, terhip, kaçındırmak anlamındadır. Terhip de yapmalarını istedikleri hususa teşvik etmek bakımından. İşte yardımcı olmak, infak etmek, hayır yapmak, yetime sahip çıkmak, komşuya sahip çıkmak, insanların dertleriyle ilgilenmek, ne bileyim cihada gitmek vesaire konularında her ne lazımsa bunlara teşvik edecek inanılmaz derecede efendim ne yapıyor? Hadis uyduruyor insanlar. İsnat konusunda zannediyorum anlatmış olmalıyım. Ahmet bin Hanbel ve Yahya bin Mai'nin bir mescitte kussas deyince bu vaiz, vaaz edenler, vaiz işte diyor ki kim şu duayı okursa Subhanallah diye başlıyor, bir dua söylüyor. Bunu okuduğu anda Allah, dikkat edin arkadaşlar, hemen 7 melek yaratır. Her bir meleğin ağzına 7 dil koyar. Her bir diline 70.000 tövbe istiğfar ile okula istiğfar eder, sevap yapar, onun için zikir çeker falan diye söylemeye başlıyor. Evet. Sorsanız dua etmeye teşvik ediyor. Bakın arkadaşlar, buraya önemli bir şey yazacağım. Ben de tefekkür ederek zihninizde tutmanızı istirham ediyorum. Not. Sahih dinin kendisiyle yetinmemek uydurmacılığın kaynağıdır. Ya arkadaşım, Allah bir vahiy indirmiş mi? Evet. Bu kelam Allah'ın mı? Evet. Onu okumamızı, anlamamızı defaatle ayetlerde söylüyor mu? Evet. Hangi ayeti, suresi faziletli, ne zaman okuduğumuzda ne sevap alacağımız, ne edeceğimiz önemli olsaydı ve gerekli olsaydı bunu söylemez miydi? Söyleyemez miydi? Evet, söylemiş mi? Hayır. O zaman bununla yetineceksin. Allah'ın söylediklerinin indirdiği vahyin indirilmesi gereken olduğunu, söylemediği ve indirmediğinin de söylenmemesi ve indirilmemesi gerekli olduğunu bilmek, sahih bir dine inanmak, gerçek bir mümin olmanın ön koşulu. Kur'an'da Allahu Teala ben size lazım olacak her şeyi indirdim diyor. Niye Kur'an'da var olan o her şeyle yetinemiyoruz? Allah Resulü o Kur'an'da olan her şeyi örneklemiş. Kur'an o esse en güzel örnektir diyor. O en güzel örnek bize en güzel olarak teşekkül etmiş ve vefat etmeden bu en güzel örneği bize göstermiş. Niye o örnekle yetinemiyoruz? Yetinemeyince, bakın, yetinmemek. Yetinmemek. Dahası yok mu? Çok. Uydurduktan sonra dahası çok. Pekala, bu mantığın kavrandığını düşünüyorum. Çünkü çok önemli bir husustu. Kimlerin uydurduğunu konuştuk. Hangi konularda? Hangi konularda? Hadisler uydurulmuştur. Evet. Hangi konularda hadisler uydurulmuştur?
Sevgili öğrencilerim, değerli izleyenler, tek cümleyle cevabı her konuda. Her konuda hadisler uydurulmuştur, istisnasız. Her konuda hadisler uydurulmuştur ama oranları değişken, oranları değişiyor. Mesela iman konusunda, ibadet konusunda, muamelat konusunda, cezalar konusunda, bunlar genel başlıklar. Dünyevi konularda, uhrevi, ahirete ilişkin konularda, cennet, cehennem özellikle, kabir, şefaat, Mehdi, Deccal, İsa vesaire, aklınıza ne geliyorsa bu konuların hemen hepsinde yüzlerce rivayet uydurulmuştur. Mantığını söyledim. Ve bu uydurulanlar Hazreti Peygamber'e ait olanların içine öyle bir karışmış ki bunları seçebilene aşk olsun ve berhudar olsun ulemamız ve muhaddislerimiz, ömürlerini bunu seçmeye vakfetmişler. Hala uğraşıyoruz değil mi? Hala. Çünkü bu %100 başarılacak bir konu değil. Teknik ve teorik olarak bu %100 başarılamaz. Ama ne ölçüde başarılabilir, ne ölçüde efendim başarılı olursa, o kadar Hazreti Peygamber'in o dini temsil mübarek şahsiyeti temizlenmiş olacak. Onun mübarek eteklerine bulaşan bu çamurlar temizlenmiş olacak. Bunu yapabilmek bizim hepimizin boynunun borcu. Bu konuda çok önemli hassasiyetler göstermemiz gerekiyor. Şimdi özellikle iman konusunda rivayetlerin bol miktarda uydurulmasının sebebi, fırkalaşma döneminde biliyorsunuz en başat problem neydi? En başat problem kim kafir, kim mümin değil mi? Kafir mümin tartışmasıydı. Yani küfür tartışıldı, iman tartışıldı ve yine buna bağlı olarak, biraz daha koyu bir renkle yapayım, buna bağlı olarak kader tartışıldı, cebir, insanların iradelerinin olup olmadığı, özgürlüğün olup olmadığı tartışıldı ve bunlara bağlı dünya kadar hadisler uyduruldu. Bu arada benim Ahmet Geleş hadislerin Kur'an'a arzı kitabını okumanızı tavsiye ederim. Bu hadis uydurmacılığının efendim tanınması bakımından size çok önemli ölçüler vereceğini umut ediyorum. Benim doktora tezimdir. İnşallah bu konuşmuş olduklarımıza ilave önemli bilgileri orada bulacaksınız diye umut ediyorum. Demek ki hangi konularda hadis uydurulmuş? Dünya kadar hadis uydurulmuş. O kadar ki hele mesela dünyevi konularda. Yiyecekler, içecekler, kaplar, evler, affedersin binekler, şunlar bunlar, aklınıza ne geliyorsa. Tabii. Maalesef. Özellikle ahiret ahvali, kabir hayatı ahvali vesaire, cennet, cehennem, aklınıza ne gelirse artık. İnsanın muhayyilesinin sınırları maalesef çok geniş. Uydur, uydurabildiğin kadar olmuş maalesef biraz. Peki, şimdi değerli arkadaşlar. Bir rivayetin uydurma olduğunu nasıl biliriz biraz konuşalım. 5. Bir rivayetin
uydurma olduğu nasıl bilinir? Evet. Şimdi burada müsaadenizle madde madde bunu konuşalım. Bir, uyduran kişi itiraf edecek. En etkili yol bu. Diyecek ki vallahi ben uydurdum. Az önce sevabını uman vardı ya. Vallahi ben uydurdum. İyi bir şey yapıyorum diye. Yaptım. Şimdi anladım ki iyi bir şey yapmamışım. Bu iyi bir şey. Onun hangi rivayetleri uydurduğunu sorarız. Bunları öğreniriz. En etkili yol budur. Ama bu çok azdır. İki. İsnatta kezzap, hadis uyduran bir ravinin olması. Yani isnadında hadis uydurduğuna dair şaibelerin bulunduğu bir ravimiz var. Yani bu rivayeti uydurmamış olabilir. Uyduran adam hepsini de uydurmuyor ya, değil mi yani? Yalancı birisi hiç mi doğru bir şey söylemez? Elbette söyler. Ama yalan söylemenin bedeli söylediği doğruları da şaibe altında bırakır. Her şeyin bir bedeli var. Yalan söyleyebilirsin tabii ki. Ama yalan söylediğini tespit edilirse doğruların da bu arada tırnak içinde, hoş görün beni lütfen, güme gidecek. Değil mi? Doğruların da artık doğru görülmeyecek. Bunu göze alıyorsan yap. Onun için dürüstlük ve doğruluk zedelenmemesi gereken bir vasıftır. İtibarımız, değerimiz onun üzerine kurulur. Onu bir kez zedelersek artık daha sonra bizim beyanımıza insanlar güvenmezlerse haklılar. Demek ki isnadında böyle bir kezzabın, yalancı birinin bulunması bir rivayetin uydurma olduğunu tespit etmekte bizim için önemli bir kıstastır. Üç. Bir sözün Kur'an'a aykırılığı, aykırı oluşu. İşte benim şu size okuyun dediğim doktora tezim bununla ilgili. Bu bir uzmanlık işidir. Herkes bir sözün Kur'an'a aykırılığını tespit edemez. Bu çok son derece önemli bir Kur'an'a vukuf gerektirir. Kur'an'ın sahih anlamına vakıf olmak gerekir. Ayrıca sade ona yetmez, hadise de vakıf olmayı gerektirir. Bu nedenle bir rivayetin Kur'an'a aykırı olduğunu söylemek herkesin işi değildir. Ancak bir otoritenin, bir uzmanın söyleyebileceği bir şeydir. Dolayısıyla ama biz yine benim kitabımda örneklerde de göreceğiniz gibi örneğin X rivayeti Kur'an'a aykırıysa bu X rivayetinin uydurma olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu bir uzmanlık gerektirir. Çok sorumlu bir durumdur. Buna yetkin olmak lazımdır. 3. Hazreti Peygamber'in sünnetine, yani bilinen uygulamasına muhalif olacak rivayet. Sen böyle söylüyorsun ama Hazreti Peygamber hiç böyle yapmamış. İşte ben sınıfta konular işlerken Hazreti Peygamber'in dualarıyla ilgili rivayetler var ya kaynaklarımızda. Şöyle dua etti, böyle dua etti diye biz de şimdi habire yapıyoruz. Ama sünnete bakıyoruz, Allah Resulü'nün siyerine, sünnete. Hiçbiri yok. Sünnette yok. Ne oldu? Hani Hazreti Peygamber yaptığına göre onun hayatında olması lazım. Değil mi?
savaşa çıktı, savaştan geldi, kabre gitti, ölü defnetti, ashabını defnetti. Buraların hiçbirisinde böyle bir bizim yaptığımız şeyleri duadır, zikirdir bir şey yaptığı yok. Hani ne oldu? Demek ki rivayetleri onun sünnetine, sahih siyerine arz etmemiz gerekiyor. Ona uygunluğuna bakmamız gerekiyor. Uygun değilse sen bunu peygamber söyledi diyorsun. Peygamberin hayatında bunun hiçbir uygulaması yok. Ne olacak şimdi bu? Onun için değerli arkadaşlar, sınıfta da öğrencilerime söylüyorum, bir vesile siz değerli izleyenlerime, öğrencilerime de söylemek istiyorum. İyi bir sahih siyer kaynağı okumanız gerekiyor. İyi bir siyer bilgisine sahip olmanız gerekiyor. Bu konuda çok Türkçe yazılmış güzel siyer kaynaklarımız var. Bunları okumanızı tavsiye ederim. Türkçe tercüme edildi. İbni Hişam'ın, İbni İshak'ın siyerini okumanızı tavsiye ederim. İbni Sa'd'ın Tabakat'ı tercüme edildi. En azından birinci cildini, hiç olmasa ikinci cildini, birinci ve ikinci ciltlerini okumanızı tavsiye ederim. Bunlar son derece önemli. Bize siyer bilgileri, Hazreti Peygamber'in peygamberlik sürecindeki hayatını sahih bir biçimde bilmek bizim için son derece önemli. Ayrıca 4, Allah Resulüne ait olduğundan emin olduğumuz sahih hadisler var. Yani artık bu hadislerin sahih olduğunda genel olarak ulema, muhaddisler neredeyse ittifak etmişler gibi. Elimizde böyle Allah Resulü'nün mübarek sözleri olduğunu düşündüğümüz sahih hadisler var. İşte bu sahih hadisler ile çelişmeyecek. İşte şaz hadislerde falan da konuştuk ya, münker hadiste, şaz hadiste bunları konuştuk. Elimizde var olan, asıl olan rivayetlerle çelişirse diyeceğiz ki bu rivayetler Hazreti Peygamber'in olamaz. Ya bunlar onun değildir ya da bunlar onun değil. Mesela sahih hadislerle ilgili elimizde X diyen bir rivayet var. Sonra bir de uydurulmuş Y diyen var. Şimdi X'lerin sahih olduğundan eminsek Y'nin uydurma olduğunu söylememiz gerekir. İkisi de birden sahih olamayacağına göre çelişiktirler. İkisi de birden sahih olamaz. Öyleyse sahih olduğundan emin olduklarımızı kabul edince diğerlerinin uydurma olduğunu söylemek zorundayız. Önemli bir mantıki çıkarımdır. 5. Akla aykırı olmayacak. Akla aykırı olmayacak. Akılla çelişmeyecek. Ve bura çok önemli arkadaşlar, biraz üstünde durmak istiyorum. Akılla çelişmeyecek. Bizim en önemli sorunumuz, İslam geleneğindeki en önemli sorunumuz, akıl konusu, söz konusu olduğunda böyle akla karşı biraz olumsuz bir tavrımız var maalesef. Hocam bu işler din olduğu için akıl ona ermez. İyi de Allah akıllı olana din gönderdim diyor. Aklı olan dine muhataptır. Aklı olmayan dine muhatap değil ki. Akıl öncedir. Önce akıllı olmak gerekir, sonra dindar oluyorsunuz. Yani akıl dindar olmanın, dini anlamanın ilk ölçüsüdür. Tabii aklı olmayan dinden mesul mü? Delinin dini olur mu? Neden? Aklı yok çünkü. Akıl son derece önemli. Sorun olduğunda akıl, bu mucizedir, aklın ona ermez. Her işimizi böyle hallediyoruz. Sıkıştık mı, aklın buna, akıl ermez, bu mucizedir canım. Allah'ın gücü kudreti yetmiyor mu? Ne iyi değil mi? Size dinlendirecek, bu konu önemli olduğu için bir iki müsaadenizle anekdot anlatmak istiyorum. Birisinin kahramanı da benim çocukken, rahmetli babamı da bu vesileyle bu hayır mübarek cuma günde anmış olayım. Tüm geçmişlerinize Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Birisi medresede müderris, molla ders okutuyormuş fıkıh da taharet bahsini.
İşte bir işi çıkmış, acil çarşıya gitmesi gerekiyor ibareyi okurken. Kendisinin olmadığı zamanlar öğrencilere ders veren bir de yardımcısı, yardımcı mollası var. İyi kötü daha okumuş, öbürlerine göre daha biraz seviyesi yüksek. Ona demiş ki sen biraz devam et, ben gelirim sonra demiş. Tam da işte olacak var ya, taharet bahsinde, fıkıh konusunda şu noktaya gelmiş. وَاِذَا سَقَطَتِ الْفَأْرَةُ اِلَى الْبِئْرِ ثُمَّ خُرِجَتْ ya da haracet da okuyabiliriz. Hayyeten. İbare böyle. Şimdi üstad gitti ya, yardımcı okuyor. Eğer bir fare kuyuya düşerse sonra da hayye düşünmüş. Öyle aklıma gelmiş demek ki. Hayye. Yılan olarak çıkarsa, canlı olarak diyecek ya, hayyeten, hayye yılan. Nasıl seçti? Demek ki eşref saatine denk gelmemiş. Biraz da heyecanlı tabii. Hoca gitmiş, öğrenciler ona kalınca, insan da heyecanlanınca biraz dengesi, muhakemesi pek yerinde olmaz. Demiş ki, işte eskiden sular kuyudan çekiliyor ya, İşte içinden böyle bir canlı ölü çıkarsa şu kadar kova suyla temizlenir, canlı çıkarsa şu kadar falan diye böyle ahkam var taharet bahsinde. Şimdi okuyor mu Allah? وَاِذَا سَقَتَتِ الْفَأْرَةُ اِلَى الْبِئْرِ ثُمَّ خَرَجَتْ حَيَّةً. Fare kuyuya düşer ve canlı olarak çıkarsa dice yere, yılan olarak çıkarsa. Şimdi öğrencilerden biri, hocam fare nasıl yılan olarak çıkıyor? Hem fare düşüyor, nasıl yılan çıkıyor? Şimdi vallahi durumu kurtaracak ya. Ne var demiş. Çıkamaz mı? Allah'ın gücü yetmiyor mu oğlum? Böyle diyormuş. Bakın şimdi. Allah'ın gücü yetmiyor. Biraz bizim Diyarbakır lehçesiyle söyleyeyim. Allah'ın gücü yetmiyor. Niye çıkmıyor? Allah kadir değil mi? Buyurun. Böyle çözersek çözmeyeceğini, Allah'ın her şeye gücü yetiyor. İyi. O zaman hayalin ne el veriyorsa. Bakın. Akıl işte burada lazım. Allah'ın gücü yetiyor ayrı bir şey. Fareyi kuyudan yılan olarak çıkarmak ayrı bir şey muhtemelen. Bir dakika. Tamam, eyvallah. Allah fareyi yılan, yılanı fare yapar, eyvallah. Gücü yeter. Peki yapıyor mu? Benim Kur'an hermeneti derslerimi ve sünnetullah konusunu özellikle dinlemenizi çok tavsiye ederim. Bu arada vaktim uzadığını biliyorum. Beni hoş görün lütfen. Babam çok iyi bir hikaye anlatıcısıydı. Çok iyi hatipti, çok iyi konuşurdu. Bize de arada bir hikaye anlatırdı. O zaman tabii televizyon falan yok bizim çocukluğumuzda. Akşamları hikaye dinlemek çok harika bir şeydi. İşte bize böyle hikayeler anlatıyor. Eski dönemlerde o tırnakçıda aklında nereden gelmiş kalmışsa muçmuluk derdi. Meğer bu hulkmuş. Yani yaratık demek. Sonradan kitaplarda ben de gördüm. Bu çok devasa bir adammış. Boy basır çok. Uyurmuş. Dinlen diye anlatıyorum. Uyurmuş. O kadar uzunmuş ki adam. Kervan yanından geçermiş. Kervan. Kervan başına
baş tarafına yaklaşınca kervanbaşı demiş ki ayak ucu tarafımda ne var ne yok? Adamın ayak tarafından haberi yok. Diyelim mesela Diyarbakır'da yatıyor. Başı Urfa'da. Yani valaya biraz. Bu denizlere girermiş. Babam anlatıyor. Balığı tutarmış koca balina gibi balıkları. Şöyle kaldırır, güneşte pişirir, yermiş. Şimdi gün böyle yine anlatıyor. Dedim ki baba, işte çocuğuz tabii. Aynı bu molla gibi. Peki dedim, bu adamın dedim elindeki balık güneşte pişiyor da adamın eline bir şey olmuyor dedim. Babam kızdı. Çok fena. Sen ne adam gibi hikayeyi dinlemiyorsun da karıştırıyorsun adamın elini melini diye bana. Evet. Akla aykırılık önemli bir şey arkadaşlar. Bunları ileride mantık derslerimizde çok konuşacağız inşallah. Akla aykırılık meselelerini. Evet. Altı. Dil kurallarına aykırı olur. Dil kurallarına aykırılık da önemli bir sorundur. Çünkü Resulullah fasih bir zattır, belli bir Arap'tır. Dolayısıyla onun sözünün rekaket dediğimiz dil bilgisi kurallarına, bir sözü belli yapan, fasih yapan ilkelere aykırılığı o sözün Hazreti Peygamber'e ait olmadığını belirlemekte önemli bir ölçüdür. 7. Tarihi gerçeklikler. Tarihi gerçekliklere riayet etmek gerekiyor. Tarihi gerçeklikler rivayetlerin uydurulmasını ele veren en önemli hususlardır. Mesela öyle şeyler söyleniyor ki Hazreti Peygamber hakkında inceliyorsunuz. Onun Hazreti Peygamber'in tarihi hayatında karşılığı yok. Hazreti Peygamber döneminde öyle bir yer yok. Öyle bir diyelim imkan yok. Hazreti Peygamber'in söz gelimi evinden bahsediyor. O zamanlarda öyle bir ev yok. Resulullah'ın herhangi bir konuyla ilgili bir beyanından bahsediyor. Resulullah'ın hayatını inceliyorsunuz. Öyle bir konu yok Hazreti Peygamber hayatında. Demek ki tarihi gerçeklik az önce söylediğim Hazreti Peygamber'in sahih siyeri. Sahih siyeri bir de Hazreti Peygamber'in yaşadığı tarihsel ortam. Bu tarihsel ortam Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın yaşadığı çerçeve olduğu için buraya uygunluk önemli. Buna aykırı bir beyanda bulunulduğunda ya da aykırı bir söz tespit ettiğimizde Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın böyle bir sözü söylemiş olma imkanının olmayacağını, onun uydurma olmuş olduğunu söyleyebiliriz. Konuyla ilgili uzman insanlar hayatlarını ve ömürlerini büyük ölçüde rivayetlerle geçiren insanlar gerek isnat gerek metin konusunda belli bir hassasiyet ve perspektif kazanırlar. Uzmanlık da bu konunun önemli bir konusudur. 8. olarak da onu yazalım. Uzmanlık, otorite bir ölçüdür. Hani bir önceki dersimizde mağlul rivayeti, zayıf hadis çeşitinden mağlul rivayeti konuşurken demiştik ki muhaddis diyor ki size bir gerekçe gösteremiyorum ama ben bunun zayıf olduğunu, mağlul olduğunu düşünüyorum diyor. İşte tıpkı bunun gibi bir muhaddis ben bu sözün Resulullah'a ait olduğunu reddediyorum diyebilir. Ve bunun tek açıklaması onun otoritesidir.
size bir gerekçe gösteremiyorum. İsnatta kusur bulamıyorum, şunda kusur bulamıyorum, bunda kusur bulamıyorum ama bu metin, bu söz Resulullah'a ait olamaz diyor. Bu da bir uzman ve otoritenin onca ömrünü bu işe vermiş biri olmak üzerinden hakkıdır. Böyle bir hakkı vardır. Her alanda, her alanın uzmanının böyle bir özel görüş hakkı vardır. Ve bu uzman bu sözü Resulullah'a ait değildir dediğinde bunun sorumluluğunu üstlenebilecek tüm bilince, şuura sahip kişidir. Öyle gelişigüzel, sorumsuzca bu peygamberin sözü olamaz, olur vesaire demez bir uzman. Bu cahillerin yapacağı bir şey. Bir konuda uzman olan, otorite olan 50 yılını, 60 yılını böyle bir alana hasretmiş, ömrü bunların içinde geçmiş bir adamın hassasiyetiyle öyle 3-5 kitap okumuş Google uzmanlarının, sosyal medya devşirmenlerinin anlayacağı bir iş değil bu. Dolayısıyla bu da bir ölçüdür. Bir uzman bu rivayetin Resulullah'a aidiyetine itirazım var diyebilir. Uzmanlık vasfıyla, otoritelik efendim hakkıyla bunu söyleyebilir. Evet, değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim. Böylece mevzu hadisinde sonuna geldik ve her konuda ilgili literatür ve edebiyata vakit ayırmıyorum. Onu kitaptan bakarsınız. Mevzuat edebiyatı, bu konuda ne eserler yazılmış, kimler ne yazmış. Bunlara da inşallah kitaptaki bilgilerden erişebilirsiniz. Hepinize hayırlı çalışmalar, hayatınızda başarılar diliyorum. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz efendim.